Sokak röportajlarıyla tanınan 3 YouTuber, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi suçlamasıyla Şafak operasyonu yapıldı, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi. Bu yapılan baskı ve sindirme politikası değil midir? Yani düşünebiliyor musunuz? Adam sokakta röportaj yapıyor. Herkes şikayetçi olduğu için kim konuşsa veryansın ediyor ya. Ondan dolayı onları susturmak istiyorlar. Yani sen böyle röportaj yaparsan herkes eleştirir, konuşur ve sen buna yardımcı oluyorsun. Bizim eleştirilmemizi sağlıyorsun diyerek adamı susturuyorlar. Şafak operasyonu. Şimdi Şafak operasyonu ya teröristlere yapılır ya. Mafyalara yapılır. Katillere yapılır. Hani daha geçenlerde diyorlardı işte yargı reformu yapacağız, bilmem bundan sonra şafak operasyonları olmayacak, geceleyin ifade almak vesaire olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak, özgürlükler artacak. Demediniz mi? Her şey aynı, hiçbir şey değişmiyor. Hala aynı kafa. Bizden sen özgürlük var, bizden değilsen yok. Bitti o kadar. O kadar. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi. Buyurun, lafa bakın yani. Kişisel verilerin hukuka, ya hukuka nasıl aykırı olabilir? Adam yolda röportaj yapıyor. Allah'ınızı severseniz ya. Ya şimdi başka bir madde bulamıyor. TCK'da hangi maddeden mahkemeye sevk edecek yani? Bir maddeden sevk etmesi lazım savcı. Öyle bir madde bulamıyor. En yakını bu diyor. Bundan veriyor. Kişisel veriler. Kişisel veri ne ya? Adam kendi görüşünü söylüyor. Hukuka aykırı şekilde elde edilmez. Sanki adamın evine gitmiş, evinde gizli kamera evine yerleştirmiş, hukuka aykırı şekilde adamı kişisel verilerini elde etmiş. Ya da evdeki adam kendi özel videosunu evinden çalmış. Bilmem ya da gizlice böyle özel bir görüşmede gizli onu kameraya çekmiş. Onun haberi olmadan. Böyle bir şey mi var? Adam yolda röportaj yapıyor. Saçmalamayın ya. Bu kadar rezil etmeyin ya kendinizi. Adliye maddiye bırakmadınız be. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi. İnsan utanır ya bu maddeden, bu insanı mahkemeye vermeyi, şafak operasyonu yapmayı. Nasıl vicdanınız götürüyor ya? Yani bugüne kadar bunu yaptınız, herkesi susturacağınızı sandınız. Ne oldu? İşte sonuç ortada. Demek bu yanlış, adaletli olun. İnsanların ifade hürriyeti var. Bu kadar baskıcı olmaya gerek yok. Sen adaletli olsan kimse çok böyle konuşmaz. Sen israf etmesen, etrafındakiler yemese, içmese, memleketi soymasa bu kadar çok insan konuşmaz. Yani böyle baskıya gerek yok. Adaletli ol, merhametli olabiliyorsan merhametli de ol, olamıyorsan hiç olmasa adaletli ol. Sonra hırsızlık, yolsuzluk, zulüm, bunları da yapma, yaptırma. Tamam, zaten millet konuşmaz ki ya. 3-5 tane adam konuşsa da muhalefet partileri, kimse onlara itibar etmez ki. Ama şimdi gerçekten böyle bir durum olduğu için herkes konuşuyor ve herkes de bunun doğru olduğunu biliyor. Yani sen 3 tane YouTuber'ı değil, 3000 tane YouTuber'ı, sen 3 milyon insanı sustursan gene boş. Herkes görüyor. Boşa gayret yani.